Kaygı TV'den herkese merhabalar. Ben Bahar Ünlü. Bugünkü konuğumuz avukat Berin Demir. Kendisiyle iş cinayetlerini konuşacağız. Berin Hanım, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Evet, Berin Hanım aynı zamanda BEDAŞ'ta BEDAŞ işçisi elektriğe kapılarak hayatını kaybeden Erkan Keleş'in de davasının avukatlığını yürütüyor. Öncelikle Erkan Bey'e Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Evet Berin Hanım, siz bu alanda çalışan bir avukatsınız. Hem Erkan Keleş davasına dair bilgi almak istiyoruz sizden. Hem de özellikle enerji sektöründe yaşanan iş cinayetlerine dair neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi alalım. Erkan Keleş BEDAŞ işçisiydi. BEDAŞ'ta taşeron işçiydi. Ve 11 Eylül 2010 tarihinde yüksek gerilim hattında elektriğe kapılarak hayatını kaybetti. Ama 2010 yılında hayatını kaybetmiş olmasına rağmen davaları bugüne kadar halen sürüyor. Aile hala adalet aramaya devam ediyor. Erkan'ı şöyle BEDAŞ özelleştirmeye gideceğinden dolayı artık hiçbir şekilde iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı, bu sektörde çok tehlikeli iş kolu olması nedeniyle ve hani hatayı affetmeyen bir iş kolu olması nedeniyle çok zorunlu iş güvenliği önlemleri ve teçhizatları var. İzole eldiven gibi, izole çizme gibi, ıstanka dediğimiz 1,5-2 metre uzunluğunda evlerde kullandığımız bu kontrol kaleminin uzunluğunu düşünün. 1,5-2 metre boyunda olan. Bunlar mesela zorunlu teçhizatlar ama bunların hiçbiri verilmeden işçiler yüksek gerilimde elektrik hatlarında özellikle taşeron işçiler. Erkan Keleş de işte 2010 yılında bir Ramazan bayramı günü yeni 20 günlük oğlu vardı. Ve hani Ramazan bayramında çalışırsa bayramdan sonra daha uzun tatil alıp Trabzon'a memlekete yeni doğan çocuğunu ailesine göstermeye gideceğinden dolayı bayramda çalışmış, nöbetçi kalmış. Ve bayram günü onu yüksek gerilim hattına tamirata göndermişler, arıza bakımına, giderimine göndermişler. Ama sözünü ettiğim teçhizatların hiçbiri olmadan ve dolayısıyla maalesef Erkan direğe yaklaşınca, elektrik direğine yaklaşınca biliyorsunuz yüksek gerilime temas etmeye bile gerek yok. Belli bir mesafeye yaklaşıldığında elektriğin arc yapması sonucu ölümlere neden olabiliyor. Aynı şekilde kovalı aracın kovasıyla yukarıya yükseltilmiş Erkan ve elektriğe müdahale edeceği esnada kapılarak kovalı aracın kovasının içerisinde yaklaşık 40 dakika falan aşağı indirilmeyi bekleyerek bir ayağa kalkıp tekrar geri düşerek yani 40 dakika boyunca müdahale edilmesini bekleyerek maalesef orada hayatını kaybetti. Aynı zamanda Erkan'ı oraya götüren diğer işçi de kalifiye bir işçi değildi. Aslında işçi değildi. Getir götür işini yapan bir adamcağızdı oradaki. Ve o nedenle mesela sepetli vinç aletini aşağı indirmeyi beceremedi. Dolayısıyla işletmeden başka işçiler gelip olaya müdahale edinceye kadar Erkan aşağıya indirilemedi ve ilk müdahale yapılamadı. Ve maalesef bu şekilde hayatını kaybetti. Erkan'ın ölümünde tabii çok açık bir şekilde yaşam hakkı ihlali çok açık bir şekilde görünüyordu. Çünkü hani izole eldiven olmadan mümkün değil yani şeye yaklaşabilmek elektrik hatlarına ama maalesef Erkan öldüğünde bakkaldan kendisinin kendi parasıyla satın aldığı mutfak eldivenleri vardı elinde. Yani işçi farkında tehlikenin çözüm üretmeye çalışıyor. İzole eldivenleri alabilme imkanı maddi imkanı yok. Ama maalesef işte gene de bir fayda olur mu diye mutfak eldivenleri takmış eline ama faydası olmadı ve hayatını kaybetti. O zamandan bu yana da yargılama devam ediyor. Ceza davası 2008 yılında sona erdi aslında. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamada İlk kararda 5 kişiye 5'er yıl takdirden hapis cezası verilmişti. Ve bunlar 80-90 bin lira o tarihte paraya çevrilip 24 ay taksite bağlanmıştı. Dosya Yargıtay'a gittiğinde
Yargıtay bu 5 kişiden ikisini beraat ettirdi. Geri kalan 3 kişiye de bu ölüm olayına her biri kendi takdiriyle iştirak etmiş olduğundan bahisle cezanın üst sınıra değil alt sınıra yakın verilmesi gerektiğinden dolayı bozdu. Ve 5 yıllık cezalar 4 yıla, iyi halle 3 yıla, oradan da paraya çevirmek suretiyle işte 90 bin lira olan para cezaları 60 bin liraya indirildi ve yine 24 taksitle ödenmesine karar verildi. Ve ceza davası böyle de sona erdi. Tazminat davaları, ailenin tazminat davaları ise halen devam ediyor ve Yargıtay'da. Çünkü ceza davası bitmeden bizde maalesef tazminat davalarını bitirebilmek mümkün olmuyor. Ceza davasının sonucunu bekliyor tazminat davaları ve o nedenle de ceza tazminat davaları hala devam ediyor. Erkan'ın ölümü nedeniyle bu ceza mahkemesinin vermiş olduğu para cezaları, 24 taksite bölünen para cezaları bildiğiniz gibi devlete ödeniyor. Yani devlet kendi denetimsizliğiyle, alanı boş bırakmasıyla, kontrolsüzlüğüyle işçinin ölümüne sebebiyet veriyor. Ve işçinin ölümü nedeniyle sanıklara verilmiş olan para cezasını da bunun üzerinden yine devlet alıyor. Erkan'ın ailesi bir kuruş almış değil bugüne kadar. Ama devlet kendi parasını sanıklardan tahsil ediyor. Bu da böyle acı bir Türk hukuk sistemi gerçeği maalesef. Evet, bütün bu süreçler nasıl etkiliyor iş cinayetlerini? Hukuki, önce şöyle diyelim, hukuki süreç nasıl işliyor? Biraz bu örnek üzerinden bahsettiniz. Siz neler gördünüz, neler yaşadınız, deneyimlediniz? Ve bu bahsettiğiniz sürünceme hali, iyi hal indirimi nasıl sirayet ediyor bu mekanizmanın devam ediyor olmasına? Tabii şimdi iş cinayetleri niye cinayet diyoruz? Çünkü önlenebilir şeyler, %98 olasılıkla iş cinayeti dediğiniz şey önlenebilir bir şey. Bunun eğitimi verilirse, eğitimden sonra kontrolü yapılırsa, iş güvenliği için bütün malzemeler sağlanırsa iş cinayetinin meydana gelmesine gerek yok. Yani mesela madencilik sektöründen bahsetmek gerekirse, Soma'dan bahsetmek gerekirse, işte fıtrat deniyor, kader deniyor, yazgı deniyor ama yani hep mi bize, hep mi Türk maden işçisine yazgı, fıtrat, niye işte Almanya'daki maden işçisine olmuyor ya da başka ülkelerdeki işçilerin başına bu kadar yoğun iş cinayeti meydana gelmiyor? Türkiye niye bu konuda birinciliğe doğru koşuyor dünyada diye düşünmek gerekirse? Evet, çünkü bu konu tamamen başıboş bırakılmış bir konu, iş güvenliği konusu. Bu konuyu sahada denetleyen bir mekanizma kalmadı. İş müfettişleri bunu denetlemesi gerekiyordu. Şimdi iş müfettişlerin denetimi maalesef zaten yapılamıyor. Öyle bir şey çok az, nadiren yapılabilen bir şey. Sektörel bazda her yıl bir sektör seçilip o sektörde denetim yapılıyor ama çok etkisiz bir şey. İSİK uzmanları devreye sokuldu ama İSİK uzmanları zaten işveren tarafından finanse edildiği için, maaşını işveren verdiği için sahada gördüğü hukuksuzluklara maalesef doğrudan müdahale edemiyor İSİK uzmanları da. Dolayısıyla alan tamamen başıboş bırakılmış durumda. Herhangi bir denetim olmayınca, caydırıcı cezalar olmayınca, yargılamalar zamana yayılıp sürüncemede bırakılınca, kamusal denetim yükümlülüğü sahibi olan kamu görevlilerini yargılamak çok zor olunca, bizde biliyorsunuz bir izin mekanizması var kamu görevlilerinin yargılanmasını sağlamak için. O mekanizma o kadar ağır, o kadar ağır işliyor ki sonuçta aradan 8 yıl, 10 yıl gibi süreler geçiyor ve bu tamamen etkisiz bir yargılama oluyor. İşte Erkan'ın ölümü tamamen göz göre göre, bütün yasalara aykırı bir şekilde meydana gelmiş bir ölüm. Yani normal ki bu nedenle buna sebebiyet verenlerin yıllarca ceza çekmesi lazım. Ve böylelikle başka iş cinayette bir dahaki sefere aynı şeyi yapmaması lazım. Ama böyle bir şey olmuyor. Para cezasına çarptırılıyor. Bu sürekli kendini yeniden üretiyor. Bu konuda mesela bir şey söylemek istiyorum. Biz burada iş cinayetleri yargılamalarının yapılırken asıl sorumluların, karar mekanizmasında olanların,
kamusal denetim görevlerini yerine getirmeyen kamu görevlilerinin de yargılanmasını sağlamaya çok önem veriyoruz ve bu konuda çaba sarf ediyoruz. O nedenle biz o tarihte BEDAŞ'ın genel müdürü Abdullah Atalay idi. Onun hakkında da suç duyurusunda bulunduk. 3 yıl boyunca kalkıp da işte bu Çağlayan'dan, Kağıthane'den Gazi Osman Paşa Adliyesi'ne gelip savcılığa ifade vermedi. 3. yılın sonunda en nihayet vermek zorunda kaldı. Savcılığa gelmek zorunda kaldı. Ve gelirken elinde bir tomar, daha önce BEDAŞ'ta elektrik hatlarına müdahale ederken hayatını kaybetmiş işçilerle ilgili mahkeme kararlarını dosya haline getirmiş, savcıya sunuyor ve şöyle diyor. Daha önce de diyor bizim iş yerlerimizde diyor tehlikeli bir iş olduğu için diyor birçok işçi öldü diyor. Ama hiçbir zaman BEDAŞ Genel Müdürü sorguya alınmadı, sorguya çağrılmadı diyor. Siz beni niye çağırıyorsunuz ki diyor. Ve elindeki dosyayı savcıya teslim ediyor. Dosyayı bir inceledim. BEDAŞ'ın sorumluluğunda iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiş olan birçok işçinin mahkeme kararı, yani kendini savunmak için bunları getirip savcılık dosyasına sundu. Bu da ne demek? Yani evet, yani işte diyor bizde böyle iş cinayetleri olabilir diyor, vakaya adiyedendir diyor, biz devam ederiz diyor, yenileri meydana gelir diyor, biz de yargılanmayız diyor, siz bizi niye çağırıyorsunuz diyor. Dolayısıyla hani etkisiz bir yargılama sistemimiz olduğu için bu konuda maalesef iş cinayetleri devam ediyor. Mesela Soma'da bunun çok kıymetli örneklerinden biridir. 301 işçi hayatını kaybetti, 162 işçi yaralandı. Sağ kurtulan işçiler de sağlam zannetmeyin. Onlar da ruhen yaralandılar. Psikolojileri hiçbirinin yerinde değil. Hepsi tedavi gördüler ve görmeye devam ediyorlar. Soma gibi dünya çapında büyük bir katliamda çok ağır bir yargılama yapılacağını ve sanıkların çok ağır şekilde cezalandırılacağını düşünüyorsunuz. Ama yargılama süreçleri o kadar sulandırılıyor, o kadar sulandırılıyor ki yani o kadar etkisiz bir yargılama yapılıyor ki sonuç olarak gelinen noktada yine Soma'da bile etkin bir yargılama yapılmadı. Soma'da bile bütün sorumlular yargılanmadı. Şu anda bile, günümüzde bile biz hala Soma'da bütün sorumluların yargılanmasını sağlayabilmek için Anayasa Mahkemesi yollarında, Danıştay yollarında hala mücadele ediyoruz. Yani bir kısmı davanın işte bir kısmı bitti, bir kısmı şu anda Yargıtay'da, bir kısmı daha yeni işte Danıştay'da, Anayasa Mahkemesi'nde gibi devam ediyor. Ama bakın orada bile etkili bir yargılama yapılmadı. İlginçtir mesela o yargılamada da. Afşin Elbistan'da biliyorsunuz Çöllolar'da bir yine böyle enerji sektöründe bir Afşin termik santrale enerji sağlamak üzere işletilen bir kömür ocağında meydana gelen iş cinayetlerinde orada da 10 işçi hayatını kaybetmişti. Orada mesela işverene para cezası verip onunla 24 taksite bölen mahkemenin başkanı Soma yargılaması devam ederken Soma'nın doğal hakimleri bütün hepsi dağıtılıp başından beri devam eden hakimleri, savcıları başka yerlere gönderilip burada bu para cezası veren, Çöllolar'da para cezası veren mahkemenin başkanı Akhisar Ağır Ceza Mahkemenin başkanı olarak atanmıştı. Yani bunlar da tesadüf değil. Bu etkisiz yargılamalar, paraya çevrilmeler bu şekilde devam ediyor. Tabii böyle olunca, alan bu kadar boş olunca da iş cinayetleri devam ediyor ve artarak devam ediyor maalesef. Evet, aslında önlenmesini tabii ki konuşacağız ama maalesef bunlar hayatımızda ve maalesef gerçekleşiyorlar. Bu durumda şöyle bir soru da yöneltmek istiyorum size. İş cinayetiyle hayatını kaybeden işçinin ailesi veya iş kazasında yaralanan, sakatlanan işçiler haklarını nasıl arayabilir? Hukuki olarak nerelere gidilmeli, neler yapılmalı? İş cinayetinde hayatını kaybeden aileler tabii ki hani biz 2008 Davutpaşa patlamasından bu yana iş cinayetinde yakınlarını kaybeden ailelere gönüllü hukuki destek sunuyoruz. Yani ben bu alanda çalışıyorum. Ama mesela birçok olayda aile kan parası adı altında ölüme sebebiyet veren işverenlerden bir para alarak
ve bunun karşılığında da ceza davasından, şikayetlerinden feragat ederek yargılamanın yapılsa bile ceza hukuku anlamında yapılmak zorunda. Bu bir kamu davası olduğu için yapılıyor. Ama zararın giderilmiş olması prensibi nedeniyle cezalar daha da etkisizleşiyor, daha da düşük cezalar veriliyor. Kan parası yoluna gitmeyip de hakkını aramak isteyen işçilerse tabii şimdi avukat aracılığıyla ceza davası bir yandan, tazminat davası bir yandan devam ediyorlar. Fakat burada şöyle bir sorun var. Aileler zaten çok acılı bir süreçte oluyorlar. Evlerine ekmek getiren kişiyi kaybetmiş oluyorlar. Zaten yoksulluk içindeyken tamamen yoksullaşmış oluyorlar. Böyle olunca bir de adalet arama süreçlerinde, adalet aramak da ucuz bir şey değil bu ülkede. Yargı harçları da çok yüksek, özellikle hukuk davalarında. Ve davalar çok uzun sürüyor ve bir türlü sonuçlanmıyor. Biraz önce bahsettiğimiz da 2010'dan bugüne 11 yıl geçti, hala davaları sona ermedi. O tarihte 20 günlük olan çocuk şimdi ortaokula gidiyor. Bu süreç aileleri hem maddi açıdan çok zorluyor, hem manevi açıdan hani acılarının sürekli kanırtılması, acılarının sürekli yenilenmesi, işte adaletin yerini bulmadığı düşüncesi insanları tabii olumsuz yönde etkiliyor maalesef. Ama şu tarafı var. Hayatını kaybedenlerin adalet arayan yakınları eğer bir yürütse, sahipsiz bırakmazlarsa, davalarına asılırlarsa ve diğer aileler de dayanışarak bu mücadeleyi etkin bir mücadele şeklinde sürdürürlerse daha başarılı sonuçlar alıyorlar. Dolayısıyla ben de yakınlarını iş hayatına kaybetmiş herkese sonuna kadar mücadele etmesini öneririm. Etkin bir mücadele sürdürmelerini, davalarını takip etmelerini, asıl sorumluların yargılanması için çaba sarf etmelerini öneririm. Biz böyle yapıyoruz. İş kazalarında yaralanan veya sakat kalan işçiler için ne söylersiniz? Onlar da yine aynı şekilde, onların da yaralananlar, sakat kalanlar, onlar da tabii eğer SGK'lılarsa ve iş güvenlikleri varsa ki olmak zorunda, güvenceleri olmak zorunda, yaralandıktan sonra ya da sakat kaldıktan sonra meşakkatli bir süreçleri var bunun. Mahkemede tazminat davası tabii ki onların da ceza davası açma hakları var ve veriyor. Fakat işçinin öldüğü durumda 2 yıl, 3 yıl ceza verip onu da paraya çeviren yargı sistemi tabii ki yaralanma halinde bunu da yine aynı şekilde çok daha düşük cezalarla ve yine paraya çevirmeyle geçiştiriyor. İşçiye tabii iş göremezlik mi ya da mağluliyet, mağlullük oranı ölçülüyor ki bunlar da meşakkatli süreçler, uzun süren süreçler. İşçi hasta ve yaralı olduğu ya da uzuv kaybı olduğu hallerde de bitip tükenmek bilmeyen sosyal güvenlik ve sağlık bürokrasisi içerisinde kendisinin işte tespit ettirip bunun üzerinden maaşa bağlanıyor ki bu da oldukça düşük bir maaş oluyor maalesef ve işçi bundan sonra yani yaralanmasından sonra aldığı zaten hani aktif çalışıyorken aldığı maaşıyla geçinemeyen işçi maliyet oranına göre aldığı maaşla zaten geçinemez hale geliyor. Ya yani onun da meşakkatli bir yargılama süreci var. Evet, Berin Hanım çok teşekkür ediyoruz. Değerli bilgiler paylaştınız bizimle. Size de çok kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Evet, avukat Berin Demir'le iş cinayetlerinde hukuki süreci konuştuk. K2 TV'de bizi YouTube ve Twitter'da takip edebilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.